Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 7. sınıf teknoloji ve tasarım dersi 1. dönem 2. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hadi vakit kaybetmeden 1. sorumuza başlayalım. Temel tasarım elemanlarından 6 tanesini yazınız. Bizim temel tasarım elemanlarımızdan kaç tanesi vardı? 8 tane temel tasarım elemanlarımız vardır. Bunlardan birincisi evet nokta çok güzel. İkincisi çizgi, üçüncüsü desen, dördüncüsü şekil, beşincisi mekan Altıncısı biçim, yer kalmadı yan tarafa yazayım. Yedincisi doku, sekizincisi renk olacaktır. Yani bir ürün ya da bir e, tasarım yapmak istiyorsanız burada kullanabileceğiniz doku, renk, biçim, şekil gibi yapılar vardır. Mesela burada genel olarak zaten isimlerini bilirsiniz. Çizgiyi belki karıştırabilirsiniz. Çizgi dediğimizde o şeklin iki boyutlu mu üç boyutlu mu olacağını belirleyen kısımdır unutmayın. Devam edelim aşağı tarafta bundan boşluk doldurma sorularımıza. Teknoloji, icat, keşif, buluş ve tasarım. Artık bu kelimeler aklınızda çokça bulunuyor, değil mi? Ezberlemiş gibisinizdir. Ama bakalım. Zihnimizde oluşturduğumuz biçim veya şekle nokta nokta denir. E bu ne olacaktır arkadaşlar? Biçim veya şekil. Zihnimizde varsa, yukarı tarafta da bakın temel tasarım ilkelerinin elemanlarında da söylemiştik. Hemen kopya vereyim. Bu yapı tasarım olacaktır. Aslında var olan ancak var olduğu bilinmeyen ve ispatlanmamış gizli bir durumu ortaya çıkarma işi yani Amerika kıtasının keşfi gibi bir yapılardır. Ortada var, oranın var olduğu bilinmiyor. Oranın ortaya çıkarılmasına ne diyoruz? Keşif diyoruz. Devam edelim. İnsanların bir amaç için kullandığı tüm araç gereç ve makinaların üretilebilmesi için kullanılan yöntemler, teknikler, gelişmeler ve bilgiler bütününe biz ne diyoruz? Teknoloji diyoruz. Yani şu anda da günümüzde de kullandığımız mesela bir şey üretmek istediğimizde şu şekilde olursa ergonomik olur. Şu şekilde olursa daha kolay kullanabiliriz dediğimiz yapı teknolojidir. Var olan bir durumun yeni fark edilmesine nokta nokta denir. Mesela suyun kaldırma kuvveti nedir? Bir buluştur. Var olan bir yapıdır. Yeni fark ettiğinde de buluş olacaktır. Sonuncuya bakalım. Daha önce var olmayan bir ürünün insan zekası ve çalışması ile bilerek veya tesadüfen ortaya çıkmasına da ne diyoruz? İcat. Yani yeni bir şey yaptığı zaman icattır. Peki Telefonun bulunması icat mıdır, keşif midir, buluş mudur? Hadi bunu yorum kısmına yazın. Telefonun bulunması icat mı, keşif mi, e, icat mı, keşif mi, buluş mu? Telefon bunu yorum kısmına yazın. Şöyle bir meda koyayım, o eksik olmuş. Teknolojinin zararlarından 3 tanesini yazınız. Şimdi teknoloji günümüzde bütün hayatımızın her bir alanında var yararı çok fazla. Mesela şu anda benim video anlatmam gibi. Belki içinizdekiler nerede, hangi bölgede, Türkiye'nin hangi alanında bilmiyorum ama Türkiye'den, dünyadan istediğimiz alanda, istediğimiz kişiye saniyesinde ulaşabiliyoruz değil mi? Teknoloji ondan dolayı çok faydalı. Ama bunun yanında bazı zararları vardır. Mesela bunlardan biri günümüzde de çokça kullanılan bağımlılık. Yani teknoloji şöyle de parantez içerisinde alayım. Teknoloji bağımlılığı dediğimiz bir bağımlılık vardır. İnsanlar artık yemek yemeyip iş, okuldan gelip işten gelip bir anda o teknolojik cihazların başına oturuyorlar. İkinci zararlarından biri de asosyallik. Asosyallik. Yani insanlar artık konuşmuyor. Bilgisayarda konuştuğu bir insanı ya da mesajlaştığı bir insanı gündelik hayatta gördüğünde konuşmuyor, konuşamıyor. Üçüncü sıkıntı ise eklem kas ağrıları. Kas ağrıları. Bununla birlikte çokça hastalık çıkar. Boyun ağrısı, omurilik ağrısı, sırt ağrısı gibi. Bu da sürekli oturmamızdan kaynaklanan ya da sürekli teknolojik alet kullanmamızdan kaynaklanan zararlardan birisidir. Bunu farklı şekilde yapabilirsiniz. Mesela 45 dakika bir bilgisayarla ya da bir cihazla uğraştığınızda 15 dakika mola verdiğinizde bu sorunu biraz daha aza indirgemiş olursunuz. Şimdi geldik arka taraftaki test sorularımıza bakalım. Birinci sorumuza devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin faydalarından biri değildir? Yani teknoloji bizim hayatımızda her yerde var. Dünyanın öteki ucunda gerçekleşen bir olaydan anında haberimiz olabilmektedir. Var mı? Var. Mesela NASA ne yaptı? Uzaya bir araç gönderdi. Hepimiz aynı anda ne yaptık? İzledik. Aynı anda her şeyi görebiliyoruz. Mars'tan bir bildiri geldiğinde ya da bir mesaj geldiğinde görebiliyoruz. Teknoloji sayesinde ulaşım ileri seviyelere çıkmış ve kolaylaşmıştır. Evet. Sağlık alanında hastalıkların erken teşhisini sağlamaktadır. Vardır. Niye vardır? Bakın teknoloji ne kadar gelişirse aldığınız kan testi ya da ne bileyim işte kanser tedavisinde kullandığımız testler dahi daha çabuk hızlanmaya başlıyor. Bundan dolayı erken teşhis alıyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim mesela eskiden hastaneye gittiğinizde bir röntgen çektiklerinizde elinize kağıt vermeleri için böyle e, siyah film tabakası verirlerdi. Bunun için sırf yarım saat, bir saat, belki de iki saat beklerdik. Geçen mesela ben öyle bir röntgen çektirdim, hastaneye gittim, hemen doktor çekti, 10 dakika sürmeden direkt doktorun odasına geçiyor bu şekilde. Sosyal paylaşım siteleri, online oyunlar, akıllı cep telefonları ile bireylerde bağımlılık artmıştır. Bu teknolojinin yararı değildir, zararıdır. Keşif, var olan gezegen, yıldız veya kara parçasının fark edilmesidir. Yani Amerika'nın bulunması gibi düşünün. Amerika'nın keşfi. Keşif yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Ne olacaktır? Kaşif olacaktır. Neydi? Amerika Vespucci. Tasarım ürünlerinin yenileştirme ve geliştirme nokta nokta denir. Cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi gelir? Bakın Philips'in de bir reklamı vardı. Innovation and you. Yani yenilik veya geliştirme dediğimiz çalışma inovasyon olacaktır. Peki hocam tasarım dediğimiz neydi? O ürünün tasarlanması, çizilmesi, oluşturulması, beyinde, zihnimizde oluşturduğumuz biçim veya şekil. Yapay zeka, insan aklı gibi teknolojik aletlerin kullanılması eklediğimizde kullandığımız yöntemler olarak ifade edebiliriz. Teknolojinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir? Hayatı kolaylaştırmak var mıdır teknolojinin amacında? Vardır. İş gücü ve maliyet tasarrufu sağlamak vardır. Günümüzde çatır çatır üretiliyor. Kalite ve verimliliği arttırmak vardır. Teknolojiye olan bağımlılığı arttırmak böyle bir seçenek yoktur. Yukarıda açıklaması verilen tasarım türü aşağıdakilerden hangisidir? Yaşam alanlarının doğaya, ve insana uyumlu halde nasıl yapılacağının gösterimidir. Dikkat ederseniz doğa ve insanla alakalı bir tasarım varsa bu karşınıza çıkan çevre tasarımıdır. Peki hocam mimari tasarım olmaz mı? Mimari tasarım biraz daha binanın yapısal gelişimi ve insan yaşantısıyla alakalı bir tasarımdır. Endüstriyel tasarım dediğimiz üretim aşamasında yani sanayileşmede kullanılan tasarımdır. Grafik tasarım ise görsel olarak tasarlanan yapıdır. Mesela bu resmin kapak videosunu nasıl olduysa bir videoda baktığınızda o şekildeki bir tasarımda grafik tasarım olacaktır. Bir materyalin ortadan ikiye bölündüğünde ögelerin her iki tarafa da birbirinin aynı şekilde yerleştirilmesine nokta nokta denge denir. Dikkat ederseniz bakın soruda şöyle bahsediyor. Bir materyalin ortadan ikiye bölündüğünde yani tam şuradan ortadan ikiye böldüğünüzde iki tarafta da aynı yapılar varsa yani iki tarafta da bir denge varsa bu yapı evet formal simetrik dengedir. Unutmayın. Yani simetrik dediğimiz iki tarafta da aynı yapının olmasın. Peki şöyle söyleyeyim. Bu tarafa gelip bir tane Cin Ali çizim. Yan tarafa da gelip bir tane Cin Ali'nin benzeri bir yapı olan şöyle kız Ayşe çizseydi ve ortadan ikiye bölseydi bu bir simetrik yapım olacaktı. Hayır. Bu zamanda simetrik olmayan denge informal denge olacaktı. Yani benim de çizimin mükemmel gördüğünüz gibi çok cinali dediğim sanki böyle domatesos reklamlarındaki o bakteriler var ya onları çizmiş gibi oldum. Eğer iki taraf da aynıysa formal, iki taraf farklıysa informaldir. Unutmayın. Arkadaşlar konumuz bu şekildeydi. Sorularımız bu şekildeydi. Umarım güzel bir anlatım gerçekleştirmişizdir. Bu sınavdan beklediğimiz not. Bir çizgi, iki yuvarlak, gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki güzel dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. thank <music> you